Şeker Portakalı. Yazan: Jose Mauro de Vasconcelos. Derleyen: Meryem İlbaş. Şeker Portakalı, Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos'un en bilinen ve en çok sevilen romanlarından biridir. Bu hikaye, küçük bir çocuğun zorluklarla dolu hayatını ve onun bu zorluklarla nasıl başa çıktığını anlatır. Romanın baş kahramanı Zezé, 5 yaşında fakir bir aileden gelen küçük bir çocuktur. Ailesi çok fakir olduğu için Zeze daha küçük yaştan itibaren çalışmak zorunda kalır. Zeze'nin hayal gücü ve yaratıcılığı onun zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Zeze çevresindeki ağaçlar ve bitkilerle konuşur ve onlarla dostluk kurar. Zeze'nin en yakın dostu bahçedeki bir şeker portakalı ağacıdır. Zeze ağaca portakal ağacı adını verir ve onunla tüm sırlarını paylaşır. Zeze'nin hayatındaki bu ağaç onun yalnızlıkla mücadelesinde önemli bir rol oynar. Romanın ilerleyen bölümlerinde Zeze, Portekiz asıllı bir adam olan Manuel Valadares ile tanışır. Valadares Zeze'yi "Portuga" diye hitap eder ve ona hayatın zorluklarına rağmen yaşama sevincini ve neşesini koruma dersleri verir. Bu ikili arasında güçlü bir dostluk ve sevgi bağı oluşur. Ancak Portu'gan'ın ani ölümü Zeze'yi derinden etkiler. Zeze hayatın acımasızlığını ve ölümün kaçınılmazlığını anlamaya başlar. Bu deneyim Zeze'nin hayata bakış açısını değiştirir ve onun olgunlaşmasına yardımcı olur. Şeker portakalı, çocukluğun masumiyeti ve hayal gücünün gücü üzerine dokunaklı bir hikayedir. Aynı zamanda, yoksulluk ve sınıf farklılıklarının ele alındığı bir toplumsal eleştiri içerir. Zeze'nin hikayesi, yaşamın zorluklarına rağmen neşe ve hayal gücünün nasıl korunabileceğini gösterir. Şeker portakalı, Okuyuculara yaşamın zorlukları karşısında bile umut, neşe ve hayal gücünün nasıl korunabileceğini gösteren dokunaklı ve ilham verici bir romandır. Zeze'nin hikayesi, hayatın acımasız gerçekleriyle başa çıkmanın ve olgunlaşmanın bir resmini çizerken aynı zamanda çocukluğun masumiyetini ve hayal gücünün gücünü de vurgular.